Arkadaşlar hepinize merhabalar. Teknik direktör kariyerimizde ikinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. Konyaspor'un başındayız. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Puan durumunu size şöyle göstereyim. 1. Galatasaray 20 puanla, Trabzonspor, Konyaspor ve Fenerbahçe olarak eşit değil de yakın puanlar olarak devam ediyor. 20, 18, 16, 15. Bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Puan farkını açmak için kadromu şöyle göstereyim. Sol tarafta Endrick, Konate, Lamine Yamal, Arda Güler, Pablo Maia, Baena var burada, Mikel Faye, Sidya, Nzonzi, Oğuz ve Stovic var. Yedeklerde bu şekilde. Şimdi bu maçı kazanmamız lazım. Şöyle bir girelim takım yönetimine bakayım. Kimi çıkartayım, kimi alayım. Barış Alper'i Lamine Yamal yerine alacağım çünkü Lamine Yamal'ın keskinliği 72. Barış'ınki 91. Normalde Semih'i oynatırdım ama Konate çok genç bir çocuk. 19 yaşında ve özel oyuncu potansiyeli var. Yani gelişime çok açık bir oyuncu. Belki ilerleyen dakikalarda Semih Kılıçsoy'u oynatırım. Şöyle özelleştirdiğim formalarını Fenerbahçe'nin 100. yıl forması yapayım. Ve oyna diyoruz. İnşallah yeneriz. Arda Güler 8 golü var Süper Lig'de. Ve Süper Lig gol kralı kendisi. Önceki maçlarda kendisi 2-3 tane gol atmıştı. Bir tane de free kick'ten attı. Çok şık bir gol attı kendisi. Kendi sahamızdayız İsa'dayız. Fenerbahçe'yi ağırlayacağız. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'i gelecek biraz sonra. Ona da bakarız. Ceko oynuyor, Outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. Cengiz var, I'm sure that's Sebastian being echoed Şimanski by the coaches here today. En çok gol atanlar da Konyaspor birinci sırada. İkinci sırada Galatasaray, üçüncü sırada Fenerbahçe var. Yeni transferimiz Barış Alper Yılmaz. Yanında Arda Güler var. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakayım sonra geçeceğim buraları. Taraftarlarımız desteğe devam ediyor. Fred, Livakovic. Bir tane siyah bir oyuncu vardı galiba, o yeni alınmış. Konyaspor'un ilk 11'i ve yedek kadrosu. Teknik direktör Mehmet Alperen, yani benim. ...4-3-3 defansif taktiğiyle oynuyorum. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i Hamari Traore diye bir oyuncu almışlar. Bekao oynuyor, Bonici oynuyor, Ferdi var, Kurelis Fred, Cengiz Ünler, Şimanski, Ceko ve Talic 4-2-3-1 ile oynuyor. Hadi bakalım. Nzonzi'den Baena, ondan Cilerme, Endrick. Oyun ultra yavaşta ve çok zorda, seçkinde oynuyorum. Artı olarak gerçekçi modu var. Bu yüzden oyunun zorluğu bayağı bir zor. Yılmaz. Barış vurdu. Üstten dışarı. Bak bak nasıl sinirleniyoruz. Livakovic kale vuruşunu kullanacak. Kısa oynamayı tercih etti. Yeni transfer Traore'ye verdi. Ondan Bekao. Ondan da Kurinic. Araya girdik. Ah. İyi vuramadım. Livakovic hemen geri de aldı topu. Tadic. Tadic'e dikkat etmek lazım. İyi paslar veriyor kendisi. Fred. Ondan Şimanski. Kurinic, Şimanski, işbirliği.
Ceko. Araya girmeye çalıştık, giremedik. Tadic. Ondan da araya giremedik. Tadic'te kaldı top. Ve kalecimiz Slovic. Barış Alper Yılmaz, Ferdi basıyor. Çok güzel pas. Biraz hızlı pas. Yetişir mi? Yetişemedi. Çok güzel araya girdik. Ama kötü pas. Cengiz Ünder. Şimanski geriye oynadı. Fred. Fred kanada oynadı Ferdi'ye. Araya girer miyiz? Girdik araya. Arda'ya bıraktı. Arda'dan şık bir pas. Cider mi? Endri'ye oynadı. Endrik'ten şık bir pas. Konate. Konate sakladı topunu. Pablo Maia. Ondan Barış Arpel. Ama çok iyi vuramadı. Livakovic'te kaldı. Şu zamana kadar iki tane şutumuz oldu galiba. Bir tanesi Barış Alper üstten dışarı çıktı. Yeri de aynı şekilde Barış Alper'de. Şimdi Krunic, Szymański, Dzeko. Gene Tadic de oynadı. Geri döndü Fred. Ondan Krunic. Cengiz Ünder. Araya girdik. Topu kazandık. Kontraya çıkarsak tehlikeli oluruz. Arda topu kaptırdı. Tadic güzel gördü. Ünder. Szymański. Cengiz. Cengiz şutunu attı. Kaleci Slovic. 100. yıl formaları gerçekten çok güzel gözüküyor. Sol ayağıyla vurmuş Cengiz. Cengiz Ünder. Ahmet Oğuz'dan dışarı gitti top. Bu sefer gene korner kullanıyorlar. Farklı bir köşeden. Arda vurdu. Barış Alper'e kazandırdı. Barış Alper gidiyor. Hızını kullanırsa tehlikeli olur. Barış Alper içeri kadar girdi. Penaltı mı? Yok. Bekao topa müdahale etti. Hakemin kararı topa dedi. Devam. Tadic. Fred'den Szymański, ondan Krunic. Krunic'den pas hatası. Çok güzel paslaşmalar ve Barış Alper ve gol. ...95 numaralı formasıyla Barış Alper Yılmaz, Arda Güller'in asistiyle ve Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakika 25. Süper Lig'deki ilk golünü Barış Alper Yılmaz Fenerbahçe karşısında kaydetti. Fred'den Tadic. Ferdi Tadic. Ferdi Tadic gene paslaşıyor. Fred'e geri döndü. Kaptanlık pozu bandı Fred'de bu arada. Arda Güler araya girmek istedi, giremedi. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın peşliyor. Bonici'den Szymański. Dzeko. Araya girmeyi başardık. Arda Güler'den bir pas hatası daha geldi. Onlardan da pas hatası geldi. Gene bizden geldi. Karşılıklı pas hataları. Dar alandan çok güzel çıktık. Çok güzel paslaştık. Çok güzel paslaşmalar. Top bize gelmedi. Fred'den Tadic. Tekrardan Fred Szymański, Krunic. Rade Krunic. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder arkaya doğru kaçtı. Araya giremedik. Dzeko. Dzeko'dan Krunic ve gol. Gol yedik.
Ceko asist, Kuridiş gol, dakika 35. Dediğim gibi oyun ultra yavaşta ve zorda oynuyorum. Artı gerçekçilik modu da var, o yüzden müdahaleler vesaire çok zor oluyor. Orada bir faul var gibi sanki ama biri geri düşmüş. Neyse, devam. Barış Alper Yılmaz topu kaybetti. Szymański, Tadic, Dzeko, Dusan Tadic. Pass after pass, keeping their opponents moving. Evet, pas yollarını kapatmaya çalışıyorum. Kapattık. Taken away, he won the ball. Oo, çok sert müdahale ve kırmızı kart. Ferdi Kadıoğlu 39. dakikada kırmızı kart gördü. Gerçekten çok amatörce bir hareket. Yani hiç gerek yoktu bu harekete. Maçın hakemi Halil Umut Meler Ferdi Kadıoğlu'na 35. dakikada kırmızı kart çıkarttı. And out of play, the pass. Barış Alper'in kanadı Tadic ve Bonucci ile kaldı. Yani Barış Alper'in kanadından atak Fred yapabiliriz. Tadic has it. Dzeko. And they continue to advance and a lot of options here. But ultimately up a cul-de-sac. Well, they've won the ball back quickly. Arda'ya gelmedi top. Dzeko, Sebastian Szymański, Tadic has it. Pas yollarını kapatmaya çalışıyorum. Basarsam eğer direkt çalım atıp ileri doğru gidebilir, o yüzden çok basmıyorum. Evet, böyleydi. Çok güzel pas, çıkmazsa eğer, bende kalırsa çok güzel olur o. And players waiting in the center. Nicely cut out. And flag. Arda Güler için offside bayrağı kalktı. Leo Kovic'den Bonucci. Ondan Fred derken ilk yarı bitti. İlk yarı 1-1. Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördü. Bu bizim için avantaj. Devam ediyoruz ikinci yarıda. İrfan Can Kahveci oyuna girmiş. Szymański çıkmış galiba. Evet, çıkmış kendisi. İsmail Kartal çıkartmış. Rade Krunic. Cengiz Ünler'den İrfan Can Kahveci. Araya girdik ama kazanamadık topu. Bir önceki pozisyon için hakem faali verdi. Evet, orta sahada bir faul daha yaptık. Dzeko. Evet, topu kazandık. Hemen Barış Alper'i gördüm. Barış Alper'in kanadı dediğim gibi bomboş. Ondan Konate ve dışarı gitti. İnanılmaz. Karşı karşıya Konate kaçırdı. Çok kötü vurmuş. Direği yalayıp geçmiş. Dediğim gibi Barış Alper'in kanadı oldukça boş. Ferdi kırmızı kart yediği için. O yüzden o kanattan atak yapmamız gerekiyor bizim. Evet, Krunic geri döndü. Bekao. İrfan Can Kahveci. Dzeko. Araya girdik. Yine Barış Alper'in kanalına gidiyorum. Arda Güler. Arda sırtı dönük bıraktı. Alex Bayena. Savunma ve korner. Kaptanımız Bayena. Arda Güler korneri kullanacak. Konate'yi gördü. Pozisyondan henüz bir şey çıkmadı. Bayena. Kötü bir vuruş. Dakika 55. Livakovic kısa oynadı. Bonucci. Barış Alper Yılmaz basıyor. Fred'den Tadic.
İrfan Can Kahveci, Tadic, Ceko, Ceko etrafına baktı. Cengiz de oynamayı tercih etti. Cengiz ne yapacak? Ortasını açtı. Tehlikeli bir orta olabilir. Kafayı vurdu. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Tekrardan Barış Alper. Yılmaz. Diğer tarafı gördü. Alex Bayena indirdi. Vurdu daha doğrusu. Ama herhangi bir şey olmadı. Fred. Defansta riskli paslaşmalar. Krunic. Traore. Bekao. Tekrardan Bekao. Cengiz Ünder. Fred. Getting in there to intercept. Çok iyi. Yılmaz. Çok iyi paslaşmalar. Ve korner. Bir korner daha. Dakika 63. Arda Güler korneri kullandı. Nizonzi'ye doğru. Top Taj'a mı gidiyor? Tadic kazandı topu. Çok sert bir faul yaptık orada. Hakem avantaja bıraktı. Ceko'dan bir pas hatası da. Arda Güler. Arda ayağa kaydı, düştü. Endrick de topu kaybetti. Arda normalde bunları affetmezdi ama bu maç harbiden kötü oynuyor. Krunic. İrfan Can Kahveci'den Cengiz Ünder. Ondan Traore. Traore ne yapacak? Bilerek önünü açık bırakıyorum orta açsın diye. Orta açtığı zaman genelde bir şey olmuyor. Endrick çok güzel çalım. Ama kötü bir pas. Ah, alamadık. Ceko. Fred. Ceko'ya verecek o. Evet, verdi şimdi. Kapatıyoruz önü. Tadic. Determined block. Dönen top. Ve Cengiz Ünder gol. Attıkları şut savunmamıza çarptı. Oradan Cengiz Ünder'in önüne düştü ve Cengiz Ünder de sol ayağıyla çok güzel köşeye yapıştırdı maalesef. Oyuncu değişikliği yapacağız. Endrick sahada yok. Lamine Yamal'ı alacağım. Semih Kılıçsoy'u da Konati yerine değiştiriyorum. Barış Alper'i çıkartmıyorum çünkü Barış Alper iyi oynuyor. Onun dışında Bayern Münih'ten yeni aldığım bir çocuk vardı. Arda Güler, bu maç çok kötüydü. Onu çıkartıyorum. Bu şekilde oynuyoruz bakalım. 4 tane oyuncu değişikliği yaptım. Pardon, 4 mü 3 mü? 1 2 3 3 tane yapmışım. Cengiz Ünder 74'te golünü attı. Oyuncu değişikliği yapıldı. Yani 10 kişi Fenerbahçe'ye karşı atamıyoruz ya. Bir tane gol atamıyoruz ya. And into the last 15 minutes of action. Onlar da Fenerbahçe gerçi, boru değil de. It's opening up for them. Superb block. İrfan Can Kavecci. Here's Bonucci. Fred'den Bonucci. The possession is the watchword inside their own territory. Rade Krunic. Ceko. Hadi bu ataktan bir şey çıksın. Bu ataktan bir şey çıksın. Good visualization and execution. And simply couldn't beat the first defender. That's very effective. Good high pressing. Çok bastık ama alamadık ya. Fred kaybetmedi orada topu. Dusan Tadic. Ceko. İrfan Can Kavecci. İrfan Can.
İrfan Can ne yapacak? Çizgiye kadar gitti. Fred, the cutback. Oo, çok güzel pas. Ne oldu? Penaltı. Orada adamın ayağına kaymak istedin, topa kaymak istedin de yanlışlıkla adamın ayağına kaydı. Ve Bayern'e sarı kartı gördü. Yani pozisyon bu şekilde. Yani aslında şutu attıktan sonra kayıyorum. Kim kullanıyor? Tadic. Kaleci doğru yeri bildi ama Tadic golünü attı. Takım yıkıldı. Oyuncularımız yıkıldı. Skor 3-1 oldu. Tam köşeye vuruşu. Çok zor. Çok zor bir pozisyon yani. Bunu kurtarabilen kaleci sayısı çok azdır. Yine iyi uzanmış kalecimiz. Ultra ofansif aldım taktiği. Oyuncu değişiklikleri de yapalım. Şöyle yapıyorum. Lamine Yamal'ı şöyle alalım. Semih'i şöyle alalım. Şu şekilde yapalım. Evet, bu şekilde oynayalım. Şöyle oyuncu değişiklikleri yapayım. Bakalım nasıl olacak. Yani iki tane gol atmamız çok zor 5 dakikada ama deneyeceğim. Bak, kimse yardıma gelmiyor ki. Bu çocuk ne yapsın ya? Yılmaz. Top class defending. Fenerbahçe taraftarı vura 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 kıra 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 tezahürat yapıyor. Tabii onlar için moraller şu an çok iyi. This might be ideal for the counter. The defender doing his job. Able to get a body in the way. Offside'de kaldı Barış Alper. Dakika 91. Artık maç bitiyor. Allah razı olsun yani faulü verdin. Tamam hakem bitir artık. Evet maç 3-1 bitti. Fenerbahçe 3, Konyaspor 1. Kaç tane şutumuz var? 9 tane şutumuz, onların da 7 tane şutu var. Topla oynama %64, topla oynama %36 bizimki. Maç sonu röportajı veriyorum. Yani adamların kadrosu çok iyi ama adamlar kırmızı kart dedi. En azından kırmızı kart dedikten sonra bir ya da iki tane gol atmamız lazım ama atamadık. Bir maçı daha geride bıraktık. Semih Kılıçdaroğlu yine gol atamadı. Sezonun geri kalanında onun yanında olmaya devam edecek misiniz? Yani çocuk yedeklerden girdi abi. Ne bekliyorsun? Bu iş çocuk oyuncağı değil. Yani doğru. Yoğun bir baskı var değil mi de? Eninde sonunda bitecekti serüvenimiz. Performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Toparlanacağız yani. Ne diyeyim? Thank you for your time. Evet, hiç vakit kaybetmeden bir sonraki maçımız Gaziantepspor. Şöyle hemen ilerliyorum. Formalara bakayım. Formalar rengi karışmasın. Böyle güzel. Takım kadrosu güzel. Hemen oyna diyorum. Konyaspor'la
başarı, yani hedeflediğim başarı UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ya da UEFA Avrupa Ligi Kupası kazanmak. Sonra da zaten takımı bırakacağım. Belki İngiltere'de bir tane takım çalıştırdım. Bilmiyorum. And live action coming up for you from the Turkish Süper Lig şampiyonu illaki olurum diye düşünüyorum yani. Yani bu sezon olması ve seneye olurum. Önemli olan UEFA Avrupa Ligi kazanmak çünkü oradaki takımlar acayip zor. Bir transferler yapacağız. Güzel paralar kazanacağız. Şu an 14 milyon falan var. Gene iyi yani. Alex Bayne araya girdi. Konate kendisi vuracak. And just narrowly wide. Well, it's a good effort from that range, but I think the keeper had it covered. Endrick baskıya geldi, geri döndü. Pablo Maia uzandı ama bir şey yapamadı. Lamine Yamal uzun bir aradan sonra ilk 11'de sakatlık geçirmişti kendisi. Sakatlıktan sonra yerini Barış Alper aldı. Ve Barış Alper'den de formayı hiç kapamadı kendisi. Bu maçta kaptı. Bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Sorescu. Oh, nice ball over the top. Sorescu. Geriye döndü. Pacci. Ondan Max Kreder. Tehlikeli bir oyuncu kendisi. Max Kreder. Kalecimiz Slovic. Hemen boştaki Endri'yi gördü. Well, here's the table, and it goes with the territory. When you're a Fenerbahçe fan, you expect the best, and you're disappointed when the best doesn't emerge. Well, Derek, I expected them to be the team to beat this year, but they just haven't got going. They need to find some form pretty quickly. Endrick, Endrick. Alamadık. Jutovic araya geldi. Montero, Maxim. And room now out on the flank. Montero. Markovic. Maxim araya girdik. Was an important piece of defending. Arda Güler'den kötü pas. Top sadece çıktı. Well, he always has to be regarded as a dangerous opponent. So what should we expect to see from him in this game, Stuart? Well, Derek, goal scorers thrive on confidence and he's certainly got an abundance of that at the moment. Ahmet four goals in the last three games. Every time he gets the ball, he looks so he's going to take a chance. He's in outstanding form. Nita uzun vurdu. Bayena. Balle. Balle Arda'ya verdi. Arda. Nita. Nita son anda uzandı. Ve topu korner attı. Arda Güler ortaya açtı. Çok yoğun bir baskı var. Kaç kişi defans yapıyor adamlar. Still on level terms, moving the ball nicely. Well, thumped clear. Çok güzel boşluğu gördük. Çok da güzel bir gol. Ciler mi attı golü? Well, here we can see it again, and it starts with the ball over the top. Perfectly weighted, and he makes no mistake with the finish. He showed a lot of composure there. So underway again here, 1-0 the score. Çok güzel araya girdi Faye. Alex Balde. They all know their roles as they apply the pressure. Montero. The attack looks promising. Bilerek basmıyorum çünkü ortaysın. Orta açtığı zaman hiçbir şey olmuyor. Korner oldu. Kaleciyi açalım. Slovic'te kaldı.
Aa, Pablo Maia sakatlanmış. And the pass was just that little bit off. Nearly found its target. Hocam topa müdahale. Tamam, çok iyi. Birazcık daha dakikalar geçsin de belki sakatlığı düzelir. And he's lost custody of the ball here. Ben hakemi onlardan zannettim ya. And a chance for him on the flank. Monteiro. Alexandru Maxim. And fed forwards. Corner'a gitti. In search of the equalizer. Well, it's been a while, but these fans are now coming to life. Can they equalize here? He's driven in the corner. Not fantastic defending. Let's see if it helps the opposition. And the counter looks on here. Options available. Running with the ball confidently. The defender doing his job. Defans oyuncusu çok güzel araya girdi. Arda açtı ortasını. Oğuz Aydın ve Nita. Şöyle ön direği açalım. Ve penaltı. İnanılmaz. Nasıl kazandık bilmiyorum ama Nikulu diye bir adama çarpmış. He, eline çarpmış. Eli açık pozisyonda duruyor. Evet, doğru karar hocam. Arda Güler kullanıyor. Bakalım atabilecek mi? A chance to extend the lead. Çok güzel. Aferin Arda. Arda sinirlenmiş. Kaslarını gösteriyor. Olmayan kaslarını gösteriyor. Konya Spor deplasman tribündeki Konya Spor taraftarları mutlu. Skor 2-0. Sol ayağıyla çok güzel yukarı vurdu. Abi Pablo Maia'yı değiştireceğim. Sakatlığı düzelmedi çünkü. Şöyle yapalım. Araya giremedik. Çok kötü pas ya. O nasıl pas lan? And possibilities here. Ay, çok ters vuruş. Neyse, Allah'tan kalecimiz var, orada kurtardı bizi. Pablo Maia çıkıyor. Sakatlandığı için kaleciyi açıyorum baya. Ne yapıyorsunuz? Well, that was a magnificent save. Just how did he keep that out? That's incredible. Showing patience as well as persistence. Şu an teller döküyorum gol yememek için. Ama yedik. Çok uğraştı ama yedik. Well, let's take another look. And wow, how cleanly does he hit that? The keeper was never going to save it. What a good goal that is. Bu oyunda defans yapmak çözüm. Dakika 43, Konyaspor 2, Gaziantep Spor 1. Çiler mi? Bayana oynadı. Bayana Arda Güler. Arda'dan Konate.
ve fark. Arda buradan gol atar mısın? Geçen sefer atmıştı. Belki bu sefer de atar diye düşündüm ama yok. Bu sefer şans ondan yana değil. Çok güzel paslaşmalar. Son atak olabilir. Hoca bir korner daha verdi. Allah Allah. Maçı bitirmesi gerekiyor aslında ama. Ve maç bitti. İlk yarı Konya Spor 2, Gaziantep Spor 1. Görüntüde Arda Güler bir gol ondan bir golle cilermeden geldi. İki takımın da 7'şer tane şutu mevcut. Konate başta vuruşunu yaptı. Lamine Yamal. Maç için hiç seni göremedik Yamal. Hadi yap şu bunu. Bir daha yapma sen şu. Kanatları oynayınca topu çok çabuk kaybediyorlar ya. Orta sahadan gidince daha iyi oldu aslında. Now let's see what they can do here. Soreşku çok güzel çekti topu. Çok da güzel saklıyor. Badji. Ve korner. The defender's touch. The referee says corner. Played over. Just the clearance that was called. Arda o kafaya vurursan çok iyi olur diyeceğim ama Endrick alamadı topu. Will it happen for them? Uf. Allah'tan bir şey olmadı. Çok kötü pastı ama Arda araya girdi. Sıkıntı yok. Burada pas atas yapar mı? Yapmadı. Çok da güzel çalım attı. Well, many have wondered if they would get it over the line in terms of the deal. They've succeeded, Stuart. Harda, harda. Pasları çok hızlı. Biraz bir tık daha yavaş olsa çok güzel olacak. Top kaybı yaptılar ve oyuncu değişikliği yapıyorlar. 4 numarayı oyuna çıkıyor. 6 numara posta oyuna giriyor. Çok iyi savunma yapıyorlar ya. Delivering it into the box. Well clattered away. Regained possession. Top bizde kaldı. Lamine Yamal yap şu bunu. Güzel pas. What can they do now? Crossing into the middle. Konate'ye gelmedi. Tekrardan Lamine Yamal mı? Yok. Onlar da kaldı top. Fatih'i geri oynadı. Soreşko. Ve top kornere değil, out olarak dışarı çıktı. Allah, pas hatası yaptık. Çok güzel, hatasını telafi etti. Arda çok güzel bir çalım. Çok da güzel bir çalım da attı Arda. Arda etrafına bakıyor. Arda kendisi mi vuracak? Arda ne yapacak? Burada ama kaleciden döndü. Tekrardan Arda. Arda. Ah be, bayana be. Gradel uzun oynamayı tercih etti ama isabetli bir pas değil. Mizonzi'den. Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz ne yapıyorsun? Acosta kendisi gidiyor. Acosta
and space to cross it, using his physical strength to shield it. Girin artık araya. That's how to rob them of possession. Can they hit on the break? Let's fly here. Kötü bir vuruş. Well, it was so easy on the arm. Dakika 70, oyuncu değişikliği yapalım. Oyuncularımız yoruldu. Bayane'yi çıkartıyoruz. Boateng'i alıyoruz. Zaleski'yi alalım. Uzun zamandır şans vermiyorum. Konate'yi çıkarttım. Lamine'yi malı çıkarttım. Yani kanatlardan hiç verim alamıyorum. Dibe kadar gidiyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Azıcık ortaya doğru gelin. Aha, Semih araya girdi. Semih. Bravo sevinme Semih be. Aferin. Barış Alper vurdu. Semih peşliyor. Top bizde. Semih Kılıçsoy taç atışını kullandı. Barış Alper. Kötü bir pas. Stat'tan anons ediliyor. Bilmem ne plakalı araç bir kanal vizyonu çekin diyor. Niye böyle bir bilgi verdim bilmiyorum ama. Semih araya girdi. Çok güzel be. Aferin Faye. Çok güzel gördün Zalewski'yi. Ah be, ah be. Çok bozma moralleri. Yok sıkıntı. Ah be. Well, this game is far from over. They'll probably get one more big chance before the end. The crowd certainly thinks so. Just listen to that noise. Yapma, yapma. Ya o adam da nasıl kalıyor ya? A good-looking ball, a decisive clearance. Abi Allah aşkına gol yemeyin. Şuradan gol yemeyin. Biz niye, biz her gol attığımızda. Hadi lan Semih koş. Oh, moving it nicely. Ah be. They couldn't maintain. Gol attıktan sonra bir daha gol atamıyoruz ya. İlk yarı iki tane, üç tane atıyoruz. İkinci yarı yok. Tık yok yani. It's with Acosta. İki saattir adamları hücumlarını izliyoruz. Time is the great enemy. Acosta. Yapma lan. Korner. Oyuncu değişikliği yapalım. Gerçi bir dakika, oyuncu değişikliği hakkım da oldu lan. Badji çıktı. Kaleciyi gene açtım baya. Kale o sende. Aferin. Şöyle hemen ileri doğru oynadım. İleride Semih'i gördüm. Ah be, nereye verdin? Abi hepsini ayak koyuyorlar ya. Çok güçlü adamlar ya. Dakika 88. Pas hatası geldi. And we will have just one additional minute. Lütfen kontra atağa çıkmasınlar. Hocam bitir. Bitir hocam. Hocam bitir hocam. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir hocam. Hocam bitir. Hocam bitir. Allah senin belanı vermesin. Şerefsiz hakem. Bitirsene. İlla şu gol mü atman lazım? Son dakikalarda yüreğimiz ağzımıza geldi ama 2-1 kazanmasını bildik. Zor da olsa. Maç sonu röportajımızı verelim.
would like to ask you some questions about the match. Maalesef Pablo Maia 7 hafta mı? 7 hafta sakat mı oldu? Abi şaka mı yapıyorsun ya? İyi bir ders oldu. Gol yemememiz lazım. Çok gol atıyoruz ama gol de yiyoruz yani. Thanks, that's all. Abi Pablo Maia 7 hafta ne ya? Neyden sakatlandı ki o adam? Ayak parmağında kırık mı? Yani hocam bu adamın ayak parmağına basıyorlar ve sen bunu görmüyor musun ya? Ey Allah'ım ya Rabbim. Dur böyle olmaz bir dakika. Orta sahamız yok. Takımda orta saha yok ki zaten. Subaşı'yı alayım bari ne yapayım? Bir sonraki maç kiminle? Oy Trabzonspor. İç sahada. Kendi sahamızdayız. Trabzonspor'u ağırlayacağız. Ferguson için kiralama teklifi gelmiş. Satın alma opsiyonu diyor da satın alma opsiyonu istemiyorum ben. Normal kiralık ver. 2 yıllık kiralık veririm normal. Çünkü bu oyuncuyu ben oynatacağım ileride. Gelişirse eğer. Çok potansiyelli bir oyuncu. Şöyle 2 günde dinlensinler ve Trabzonspor maçına. Ne diyor bu? Kendimi iyi hissettim. Bilmenizi istedim hocam. Önümüzdeki maçta bana ihtiyacın olsa Pablo Maia yerine oynamaya hazırım. Endişelerime doğru olan kararı vereceğim diyeyim. Oyuncular milli takımına mı gitti? Heh tamam burada duruyormuş oyuncular. Tamam burada kayıt edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ligdeki puan durumunu da şöyle göstereyim. Konyaspor 4. Fener 3. Trabzon 2. Galatasaray 1. Beşiktaş'ı merak edenler varsa Beşiktaş da 11. sırada. Beşiktaş bayağı kötü durumda. Çekişmeli gidiyor. 23, 21, 19, 19 gidiyor. Galatasaray son maçta 4 tane atmış Alanya'ya. Yani bu şekilde kadrolar oldukça kaliteli. Yamayla zaten daha zor oluyor. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar var ise, Yamayı indirmek isteyen arkadaşlar var ise açıklama kısmına vermiş olduğum Discord'a gelerek bana ulaşabilirler. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıklı günler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.